Bariyer dibinden mutlu akşamlar sevgili dostlar. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 30 Mayıs Salı günü yapılacak olan Ankara koşularını değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz. Ve değerli yarış yorumcusu Serkan Yıldız bizimle birlikte olacak. Ve Serkan hocamız birazdan Ankara koşularını değerlendirecek. Ankara'da tabii keyifli görünen ama bir o kadar da zorluk derecesi yüksek görünen tabii kağıt üzerinde bir program olduğunu belirtelim. Koşu koşu detaylara geçiş yapacağımızı dile getirelim dostlar. Ve öncesinde tabii şöyle yayının başında bizlere de bir enerji olması adına sizlerden bir beğeni rica edelim. Beğeni yapıp yayınımızı ön plana çıkartarak daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ondan ziyade hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmak ücretsiz dostlar. Bu noktada da desteklerinizi beklediğimizi dile getirelim. Ve Ankara'da tabii 9 koşu 2 altılı ganyan bizi bekliyor. Hemen detaylara odaklanacağımızı bir kez daha belirtelim ama ondan ziyade zaten zaman zaman dile getiriyoruz. Özellikle bomba, sprint ve tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek kanalımızda ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Ve üyelikler YouTube üzerinde aylık olarak gerçekleşiyor ve üyeliğiniz süresi boyunca en az bir bomba seviye üyelik gerçekleştirdiğinizde üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatınız oluyor. Gün içerisinde yani bu akşam özelinde Kocaeli yayını üyelere özel olarak gerçekleşti. Ama hemen her gün en az bir yayınımız yine üyelere özel olarak gerçekleşmeye devam ediyor. Bu noktada tabii en az bir bomba seviye üyelik gerçekleştirdiğinizde üyelere özel yayınları izlemekle beraber yine eşref saatinde her gün tahminlerine kanalımızın topluluk alanından yazılı olarak da ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca hani yayınları izlemeye çok fazla vaktim yok, şablonları yazılı olarak görmek istiyorum diyorsanız da tüm ayrıcalıkların dahil olduğu sprint veya tevzi seviye üyelik gerçekleştirebileceğinizi belirtelim. Dolayısıyla katıl butonuna tıkladıktan sonra bomba, sprint veya tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyelim dostlar ve Serkan Yıldız bizimle birlikte olacak demiştik. Fazla vakit kaybetmeyelim. Bir hoş geldin diyelim hemen ardından da detaylara odaklanacağız. Serkan hocam hoş geldin öncelikle nasılsın? Merhabalar, hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Özledik seni. Yani yakın zaman önce bir yayın gerçekleştirmiştik. Hatta böyle sadece at yarışları yorumları değil böyle o güzel sesinle bize birkaç şarkı da aktarmıştın. Çok da bizim keyfimizi ekstra yerine getirmiştin. Tekrar seni görmek, seninle birlikte olmak bizim için büyük bir keyif. Bir kez daha hoş geldin diyelim ve hani ayarın tozuyla böyle bir özel bir yoğunluğun vardı. Hani o yoğunluk sonrasında bir an böyle gelip ekran karşısında bizlerle birlikte olduğun için, değerli vaktini ayırdığın için sana ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Evet, biraz hafif donma var. Sesinin son cümlelerini alamadım. Gerçekten biraz yoğun bir dönemdeyim. Hemen program öncesinde bir ufak konser programımız vardı. Oradan çıktık geldik. 2 gündür de bugünkü programlara, daha doğrusu yarınki programlara özel bir çalışmam oldu. Hem buradaki değerlendireceğimiz Ankara programı için hem de köşe yazarla yaptığım Akşam Gazetesi'ndeki yarınki Adana yarışları yorumlarım için bayağı bir emek verdim. İyi çalıştığımızı düşünüyorum ancak yarınki pist durumu, hava durumu ne olacak? O da tabii koşuların kaderini belirleyecek önemli etkenlerden bir tanesi olacak. İnşallah katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah diyelim. Oğuzhan Çakar kanalımıza katıl butonu üzerinden üyelik gerçekleştirmiş. Hoş geldiniz diyelim ve uzman Erkan Cemicim hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Serkan dostuma bol bol şans diliyorum mesajını paylaşmış. Erkan abi de çok selamlar. Biz de ona selamlarımızı iletelim. Selam Cemil ve Serkan'a da başarılar diliyorum. İnşallah Ankara için güzel yorumlar bekleriz diyorum diyor. Abdullah Döngel biz de çok teşekkürler diyelim. Ve Deha Elif Teşekkür Aydın. İyi akşamlar Cemil abi. Serkan Bey'e bol şanslar dilerim. Yarın için inşallah yazdığı gibi gelsin diyor. Ve yine mesajlara devam edelim. ederim. Vedat Ceylan hayırlı yayınlar Cemil Bey ve Serkan Bey. Yarınki Ankara yarışlarında başarılar diliyorum. Lütfen arkadaşlar beğeni yapalım demiş. Teşekkürlerimizi iletelim Vedat Bey'e de desteği için de. Serkan hocam şimdi 9 koşu dedik ve nasıl bir program bizi bekliyor? Bela onu soralım. Şimdi çok kalabalık bir program olduğunu söyleyemem. Ancak şundan kesinlikle bahsetmem lazım. Denk güçlerin mücadelesi olacak Ankara'da. Yani programın
Çok kalabalık, hani şöyle 17-18'er attı bir program değil. Hani toplamda altılı genelinde hani şöyle 80 at olduğu zaman deriz ki kalabalık bir program. O şekil bir program değil ama kayıtlı olan atların çoğunun da yarış içerisinde az veya çok şansının olacağı bir program. Tabii ki yarış içerisinde demin de söz ettiğim gibi pistin durumu yarış severlere bu konuda bilhassa üzerine basa basa söylüyorum. Yarın Ankara'da çok belirleyici de olabilir. O yüzden son ana kadar çıkabilecek atları, pist değişikliklerini özellikle takip etsin yarış sever dostlar. Peki ağzına sağlık diyelim ki Ankara'da heyecan erken saatlerde başlayacak. Yani 13.30'da ilk koşu start alacak. Bunun da bilgisini verelim. Ve bu vesileyle de biz ilk koşu değerlendirmelerine yavaş yavaş odaklanalım. Ben evvela tabii start alacak isimleri bir ekrana vermek istiyorum. Ardından koşu detaylarıyla birlikte sözü sana bırakacağım Serkan Hocam. Evet, baktığımızda günün ilk koşusu Ankara'da saat 13.30'da koşulacak dedik ve dişlere mahsus bir maiden mücadele. İki yaşlı İngiliz atları 1200 metre çim pistte sahne alacaklar. Burada 4 numaralı Eskül Hanım yarış yaşamının ilk startını gerçekleştirecek. Tabii tüm taylara ayakları düz bastın diyelim ve sözü sana bırakalım. Nasıl bir başlangıç bekliyorsun Ankara'da? Şimdi günün ilk koşusunda ben 4 isme şans vereceğim. Bu 4 ismi de açıkçası birbirinden çok fazla ayırmayacağım. Hani ben de yüzdesel olarak kendim bir yüzde verdiğim zaman bu 4 ismi birbirine teraziye koyduğumda veya bir başka deyişle birbirlerine şans olarak yakın seviyede gördüğümü söyleyebilirim. Öncelikle burada başlayacağım. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Bloom Dancer. Bir Torok temsilcisi. Şimdi yarın pist çim de olsa, ıslak kum da olsa, ağır sağ da olsa bu ismin ben ciddi seviyede şansının olacağını düşünüyorum. Ayhan Kurşun tercihi var. İki kulvardan çıkıyor. İlk iki yarışında ümit veren performanslar gösterdi. Bütün bunları birleştirdiğim zaman ilk şansı hak ettiğini söyleyebilirim. 6 numaralı My Flashing Girl'le devam edeceğim. Bu isim de kum pistte bir ikincilik yaparak başladı. Bir Outrised temsilcisi. Orijin olarak baktığımızda çim pisti de kum pist kadar en azından başarılı olabilecek bir pedigriye sahip. Yarın pist ister çim olsun ister kum olsun mutlaka mücadelenin içinde olacaktır 6 numaralı My Flashing Girl. 3-6 dedikten sonra 8 numarayı 3. sıraya koydum. İlk başta ben notumu aldığım zaman hatta şu an önümdeki kağıtta da 8 numara 1. sırada ama son yayına girmeden önce hava durumunu tekrardan analiz ettiğim zaman son bir rötuş yaptıktan sonra 8 numarayı 3. sıraya aldım. Sebebi de pistin ağırlaşabilecek olması veya kuma dönecek olmasından dolayı biraz geri planda aldım. Bir Agresivio temsilcisi Sweet Valentin. Agresivio yavrularını biraz daha çim pistte başarılı olduklarını söyleyebilirim. Yarın pistin durumundan ötürü 3. sıraya aldım ama hem kendisi hem ekürisi orijin olarak ileride başarılı yarışlara imza atabilecek orijine pedigriye sahip taylar. Bu nedenle 3. sıradan da 8 numara yazdım ve son olarak da Blindheart temsilcisi 5 numara Kosma Demyanskaya. İlk okunması da biraz zor. Evet, evet. Ancak iyi bir ekürüde, Karakartal ekürisinde, Tolga Karakartal'ın bir tayı. Bu İbrahim Bekiroğulları da çalıştırıyor. Bu ekürideki tayların kolay kolay boş çıktığını, daha doğrusu vasat taylar çıktığını görmek çok zor. Gerçekten ülkemizde bu konuda en başarılı gördüğüm belki de ekürü. Hani bazı ekürüler var, işte yüzlerce tayları var, yüzlerce atları var. O atlar içerisinde şampiyonlar çıkarıyorlar. Örneğin Kurtel ekürisi bir Gazi Koyusu'na 4-5 tay çıkarabiliyor her sene. Ama bu ekürü, Karakartal ekürisi her sene çok fazla o seviyede taylar çıkartmıyor ama
Az ve öz. Sahaya gelen tayları hep başarılı. Bu konuda gerçekten takdir ediyorum. Bu tay da ilk yarışında bir üçüncülük yaptı. Üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Dört kulvardan çıkıyor. Kocakaya'nın binişi önemli. Lineart temsilcisi olması da şu bakımdan önemli. Lineart yavruları esasında ilk geldiğinde ülkemize Lineart daha ağırlıklı kum pistte başarılar bekliyor. Ama baktığımız zaman Lineart yavruları genellikle uzundan ziyade kısa mesafelerde hem kum hem çimde başarılı taylar verebildiğini görüyoruz. Bu ismin de iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Son sıradan da şans verdim. Tecrübeli jokeyi, usta birincisiyle Gökhan Peki, ağzına Kocakaya'yla sağlık. yorumlarımı. O zaman bir kara yaz geldi senden tabiri caizse. Burada özellikle 7 numara Rage of Angel ve 8 numara Sweet Valentine'in Ecurie start alacağını bir kez daha dile getirelim ve sen ilk sıradan bize 3 numara Bloom Dancer ismini aktardın. Hemen yanına 6 numara My Flashing Girl dedikten sonra Ecurie'lerden 8 numaralı Sweet Valentine ve son olarak da ismi de hani belki gücüyle rakiplerini ismiyle de yani telaffuz açısından da spikeri zorlaması muhtemel bir isim. 5 numaralı Kosmodem Yanskaya, Gökhan Kocakaya idaresinde son sıradan şans verdiğin isim oldu. 3, 6, 8, 5 olarak notlarımızı aldık ve böylelikle ilk koşu değerlendirmelerini tamamlıyoruz. Serkan Hocam şunu söyleyeceğim. Tabii sen yorumlarında değindin ama hani pist değişikliği olursa şayet yine yorumların da bir değişiklik olabilir mi? Yoksa mevcut değerlendirmelerin kum piste dönmesi ihtimaline karşı da geçerli mi? Sadece bu koşu için sormuyorum, program Geçerli. genelinde. Şimdi bazı koşullarda ufak nüans değişiklikler yapacağım. Onlara da hani Tamam. kuma dönerse şu atları da ilave edebiliriz, şu birkaç ismi de çıkarabiliriz gibi ufak. Çok fazla değil. Biri yani program genelinde 2-3 ufak dokunuşum olacak. Tamam. Bancom'da yeri geldiğinde değineceğiz. Her iki pisti de yapabilen bir isim. O yüzden onda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İlk koşuya dönecek olursam hani pist özelinde saydığım 4 isim performans olarak, hazırlık olarak tay bunlar. Rakiplerinden yazmadığım diğer isimlere göre hazırlık olarak çok ön planda olduğu için diğer isimlerin pist değilse de şansı olacağını düşünmüyorum. Yazdığım 4 ismin de daha henüz birer yarış koştukları için biz burada ne kadar konuşsak da biraz afaki kalıyor. Sahaya çıktığı zaman daha net göreceğiz. Koşmadan biz şu anda orijin olarak ufak bir öngörümüzü belirtiyoruz. Ama dediğim gibi koştukça daha çok kendini belli edecekler. Hangi pistte daha iyi olduklarını. Hatta bazen görüyoruz bazı taylar hatta 5-6-7 yaşına gelmiş atların ilgilileri o yaşına kadar örneğin sadece çim pisti koşuyorlar. Kuma hiç koşmamış oluyor. Kuma bir çıkıyor kazanıyor. Abi bu zamana kadar nasıl koşmadık gibisinden durumlar da bazen görülebiliyor. Veya kumu koşmuş sadece çim koşmamış ama çime bir çıkıyor. Çimi de gayet güzel yapabiliyor. Böyle durumlarla da karşılaşılabiliyor. Lafı da fazla uzatmayayım. İkinci koşuya istersen geçebiliriz. Peki, bir iki mesaj var. Onlara değindikten sonra ikinci koşu detaylarına geçiş yapacağız. Abdullah Döngel ilk altılı 47 at var. Sonraya gider miyiz bilmiyorum. Bol şans demiş. Çok teşekkürler diyelim ve İbrahim Çelik başarılar dilerim mesajını paylaşıyor. Yine Kosmodem Yanskaya ile ilgili de Abdullah Döngel güzel bir orijin gibi teşekkürler demiş. Ve bakalım Fikret Bey'den Fikret kart almış. Geceniz güzel, emeğiniz dolu olsun Cemil kardeş diyor. Çok teşekkürler. Ve bakalım. Evet, Gürbüz Aksakal, Cemil'im iyi akşamlar, kolay gelsin. Şanlıurfa son koşuya ikili öneriniz var mı? Serkan Hocama da selamlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bu arada var, Eşref Saati'nin bir ikili önerisi var. Onu şimdi paylaşacağım ama bir Erkan abinin mesajını da aktarayım. Erkan abi, Serkan dostumdan bir türkü rica edebilir miyim Cemil'cim demiş. Erkan hocam, valla buraya gelmeden, yayına gelmeden önce de bir konser provasından geldik. Orada da baya bir sezon kapanışı vardı bizim de. Bir ara veriyoruz 1-2 ay. Ondan sonra tekrardan konser çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden sesimiz de çok fazla artık düşme noktasına geldi. Başka bir zaman diyelim, beraber de şey yaparız, istediği kadar söyleriz.
Peki Erkan abi, o zaman buradan çok selamlar diyelim ki Erkan abiye bir sözün olmuş oldu Serkan hocam. Bu şekilde en azından sözü almış olduk senden. Ama zaten geçtiğimiz yayında da bayağı keyifli bir şekilde seni dinlemiştik. Böyle daha hazır olduğum bir zamanda mutlaka bir kez daha senden o türküyü, şarkıyı alacağız. Şimdi Serkan hocam, geçeceğiz ikinci koşuya ama öncelikle bir yandan da biz canlı yayını gerçekleştirirken Şanlıurfa'da heyecan tabii devam ediyor. Özellikle saat 23.30'da Şanlıurfa'da 8. koşu, yani son koşu gerçekleşecek. Burada Eşref Saati'nin bir ikili önerisi var. Onu hemen ben paylaşmak istiyorum. Çünkü Kudüs Karataş'tan da hatta gelen bir mesaj var. Sonaya selamünaleyküm, Sonaya ikili demiş, hemen paylaşalım. Eşref son ayakta 13 numara Fırtınalar Diyarı'na dikkat çekiyor. 13 numara Fırtınalar Diyarı dedi ve yine yanına 11 numara Jondere ve 16 numara Winterfell diyor. Yani 13 arkası 11-16 şeklinde bir ikili önerisi var. Sıralı sırasız. Eşref Saati genelde sırasız öneriyor. Ama 13 numarayı da oldukça ön planda tuttuğunu bir kez daha belirtelim. 13 arkası 11-16 olarak ikili önerisi geldi. Erkan abiden de Urfa son koşu 8 numara Burakhan demiş. İshak Yavuz İdaresi'nde olacak Burakhan'da. Onu da bakalım, performansı merak konusu. Erkan abinin de önerisi 8 numara Burakhan oldu. Dikkat diyelim dostlar. Ve Erkan abiye de teşekkürlerimizi iletelim. Serkan hocam, hemen geçelim günün ikinci koşusuna. Ekranda düzenlememizi yaparak detaylarla birlikte sözü sana bırakacağım. Baktığımızda ikinci koşuda toplam 6 isim kayıtlı ve şartlı iki mücadelede 3 yaşlı Arapları 1200 metre çim pistte izleyeceğiz. 6 numara oğlum Samet ilk startı gerçekleşecek ve tüm tayların ayakları düz bastın diyerek sözü sana bırakalım. Evet. Şimdi burada normal çalışmada pist kuru olsaydı ki şu anda ciddi hipodrom civarındaki arkadaşlardan ciddi bir yağış olduğu yönünde bilgiler var. O yağış hiç olmamış olsaydı 3 numaralı Selçuklu rüzgarını alternatif banko önermeyi düşünüyordum. Hatta bir ara programa ilk baktığımda binicisinden taraf bir şüphe oldu. Binicisinden de acaba o riski alabilir miyim gibisinden bir düşünceye girdim. Çünkü Farrap temsilcisi bu isim tam bir çimci Bitay ve son kazandığı yarışında gerçekten çok güzel bir performansa imza atmıştı. Ancak pistin ağırlaşacak olması veya işte bir ihtimal kuma dönüşecek olmasıyla biraz daha şansını azalttı. Hem pistin durumu hem binicisi bu ismi şansını bana göre biraz daha azalttı. Ancak yine de yarış severler için bu notu düşmem gerekiyor. Bu ismi bilhassa kuru çimde daha yetenekli bir aprantiyle yarın belki kazanamayabilir ama dediğim şartlar oluştuğunda bu gruptan belki daha iyi grupları bile geçebilir. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim 3 numara için Selçuklu Tamamdır. Rüzgar. Sonrasında pist şartlarını değerlendirip 2 numaralı Altın Mahir'i bir adım öne aldım. Neden? Bir Özduran temsilcisi. Yani Özduran'ı yarış hayatını biraz eski yarış severler hatırlayacaktır. Babadan dolayı pedigrisinden ötürü Altın Mahir'in o pistte de etkili olabileceğini düşünüyorum. Onun da gerek birinciliği gerekse son dördüncülüğü bu grupta bu yarışı kazanmaya yetecek seviyedeydi. İki dedim. Sonrasında her şeye rağmen 3 numara Selçuklu Rüzgarı ve 1 numaralı Adam Kaya birinciliği, son birinciliği gayet iyiydi. Ama pistin durumundan olumsuz etkilenecek isimlerden biri olabilir. Neden? İlk hayatın 3 yarışında çime adım atmadı. Çime gelmeden de ilk 4 başarısı gösteremedi. Sonrasında bir çim pist yarışı koştu ve güzel bir birincilik elde etti. Şimdi onun da orijinine baktığımız zaman babası Almata aslında yani sadece çimi değil diğer pistleri de yapabilmesi lazım pedigri olarak ama ilk yarışlarında bunu başaramadı. Yarın şu sorunun eğer ki pist kum olursa şu sorunun da cevabını almış olacağız. Bu isim sorunu çözülüp de mi o birinciliğe ulaştı yoksa bu isim sadece çim pistte mi koşması gerekiyor bundan sonraki yarışlarında? Eğer ki yarın kuma alındığında da ilk yarışlarındaki gibi
etkisiz bir performans gösterirse diyeceğiz ki adam kaya demek ki çim atı çimden başka koşmaması lazım. Ama diyelim ki pist kum oldu, koştu, kazandı, fotoda kaybetti. Atıyorum yarım boy baş üçüncü oldu. O zaman da diyeceğiz ki bu atın bir sorunları vardı, çözüldü. Ondan dolayı etkili oldu. Sözün özü peki. Bir numara Adam Kaya'yı da üçüncü sıradan önerdim. Burada bir isim daha var. Bilhassa her kuponda olması gereken. Dört numaralı Süper Taç. Şimdi bu isim bir KNF temsilcisi. Sondan bir önceki yarışındaki ikinciliği benim gayet beğenimi kazanmıştı ama son yarışında etkisiz bir performans gösterdi. İlk defa çime çıkacak. Eğer ki çimde koşulursa yağan yağmur pistin ağırlaşacak olması veyahut kuma dönecek olması burada en çok kime yarar dediğimizde bana göre 4 numara Süper Taç. Neden? Çünkü kumu koşmuş, kumda en başarılı neticeyi almış isim 4 numaralı Süper Taç. Onu da mutlaka kuponumuza yazacağız. 2-3 ön planda önerdim. 1 numara mutlaka yazalım dedim. Pistin durumundan dolayı 4 numara Süper Taş'tan bahsettim. Normal şartlarda bu isimler yeter. Ama geniş kurgu yapanlar, büyük oynayanlar, tay yarışı olmasından dolayı 2 isme daha kuponunda şans versin diyeceğim. Bir tanesi 6 numaralı Oğlum Samet. Oğlum Samet bir can kardeşler temsilcisi. Baktığımız zaman çok fazla işi gözükmüyor. Ama yapmış olduğu işlerinde de hani çalışarak değil, rahat işler yapmış. Belki birkaç işi eksik girilmiş de olabilir. Hani bazen gece çalışıyorlar. Gece çalıştıkları vakit işleri eksik girilebiliyor. Bu ihtimali de çok karşıma almak istemiyorum. Ben kendi oyunumda mutlaka 6 numaralı Oğlum Samet'i yazacağım. Peki. Yani şimdi 6 atın da 5'ini yazıp bir ismi dışarıda bırakmak o da çok mantıklı gelmiyor. 5 numara Hayal Gözlüm. 2 tane kum yarışı koştu kötü. Çime çıktı kazandı. Kazandığı grubun da vasat olduğunu söylemem lazım. Pistin durumundan da şansı iyice azalıyor. Şöyle de yapabiliriz. Çizgiden sonra dileyen sağlamcılar 5 numaralı Hayal Gözlüm'e peki. Hayal Gözlüm geçebilir buraya. Peki, ağzına sağlık diyelim. Özellikle burada 2 numara Altın Mahir, ardından 3 numara Selçuklu Rüzgarı dedin. 2-3 dedikten sonra 1 numara Adam Kaya ve 4 numara Süper Taç isimlerine gittin. 2-3-1-4 çizgi 6 numara Oğlum Samet ismini aktardın ve en geniş oyunlara hani bir ismi dışarıda bırakmamak adına 5 numara Hayal Gözlüm'ü de yazdık. 2-3-1-4 çizgi 6 çizgi 5 olarak notlarımızı aldık. Yani ve çizgi koymamıza gerek yok. Bir çizgi yeterli. Çizgiden sonra 5-6 diye de peki, belirtebilir. Peki 2-3-1-4 çizgi 6-5 olarak notlarımızı aldık. Ve şimdi gideceğiz günün 3. koşusuna. Baktığımızda aslında 2. koşuda sadece Ercan Çankaya jokey olarak karşımıza çıkıyor. Diğer 5 ismin sırtında aprensiler olacak. Ondan ziyade 3. koşuya geçiş yaparken orada da görüyoruz ki 5 isim kayıtlı ve 5 isim arasında sadece Mücahit Bayır. 5 numara Tulu Hanım da start alacak. 5 numara Mücahit Bayır jokey olarak karşımıza çıkıyor. Diğer 4 binici de apranti olarak görüyoruz ve haliyle bir nevi kısmen de olsa bir apranti yarışı gibi geliyor 2. ve 3. koşular karşımıza. Evet, burada koşu detaylarına şöyle bir göz attığımızda handikap 16 mücadele 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre kum pisti izleyeceğiz. 5 isim kayıtlı dedik Serkan Hocam. Kilo farkları dikkat çekiyor. Söz bir kez daha sende. Şimdi demin sen buradaki jokey durumundan bahsettin. O konuda da ben şöyle küçük bir parantez açayım. Hani bazen ciddi tecrübeye sahip jokeylerle vasat aprantiler bir araya gelir. Evet. O zaman bir avantaj yaratabilir ama buradaki binen aprantiler bir hele birkaç tanesi hatta önemli bir kısmı bana göre en az Mücahit Bayır kadar yetenekli. Yani o yüzden çok fazla bir fark olacağını düşünmüyorum. Bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum 5 numaraya bu konuda. Dedikten sonra istersen koşuya geçecek olursak. Olur. Ben bu koşuda gidişata önce bir değineyim.
Bir numaralı kahraman trader. Yarış önlerde kabullenmeyi seven bir isim. İlk koşuya da baktığım zaman şöyle hani bozabilecek bir isim var mı? 2 numara Pixi, o da önlerde yarışı kabullenebiliyor. Yani ne derece sıkıştırır? Belki de yarışın kilit noktalarından, kilit soru işaretlerinden, yarışın düğümünü çözecek konulardan bir tanesi bu. Pixi kahraman trader'ın ne kadar üzerine gider? Yani Tülü Hanım hani zaten çok fazla şansım yok, kilo avantajı var, bir öne hamle yapayım der mi? Bir Maximus Terim temsilcisi. Bu soruları da göreceğiz. Eğer ki kahraman trader çok fazla pres yerse bu koşuda, o zaman 3 numara İpaksim bu koşuyu kazanacaktır. Ama kahraman trader çıkıp temposunu koyar, yarışı istediği gibi götürürse harika formuyla koşuyu kazanabilir. İki isim bende ayrımsız, ama illaki birini öne alacak olursam 3 numaralı İpaksim favorim, 1 numaralı kahraman trader da terazide hemen hemen ona yakın şans verdiğim isim. 3-1 yazarak yarı severlerim ben burayı rahatça geçeceğini düşünüyorum. Ama gidişattan dolayı çok ufak bir parça da olsa 3 numaralı İpaksim ben de önde. Peki, ağzına sağlık diyelim. Burada iki isim öne çıkarttın. Özellikle 1 numara Kahraman Trader ve 3 numara Apexim dedin, ama özellikle 3 numaralı Apexim böyle biraz daha az farklı da olsa ön planda diyorsun, ama hemen yanına 1 numara Kahraman Trader'ı yazdık. Bu arada tabii hani belirttiğin detaylar dahilinde, gidişat özelinde Kahraman Trader ve Pixi'nin rolü burada oldukça önemli. Ama zaten baktığımızda da ikilinin ilk defa bir yarışta, aynı yarışta boy göstereceğini görüyoruz. Ondan ziyade Apex'in 3 numarada daha önce yanılmıyorsam Pixi ile karşılaştığı 3 koşuda da Pixi'yi geçmeyi başardı. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Burada da merak konusu. Biz 3 Apex'im ve 1 Kahraman Trader yazdık Serkan Hocam. Bu şekilde notlarımızı aldık ve şimdi gideceğiz günün 4. koşusuna. 1. Altılı Ganyan'ın 4. ayağı, 2. Altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı olarak karşımıza çıkan bir mücadele. Hemen detaylara geçiş yapacağız ama şunu da belirtelim. Heyecan tabii Ankara'dan sonra Adana'da ve Kocaeli'de devam edecek. Dolayısıyla az önce Adana ve Kocaeli yayınlarımızı gerçekleştirdik. Özellikle Kocaeli yayınımız bomba sprint ve tevzi seviye üyelere özel olarak gerçekleşti. Zaten hemen her gün en az bir yayınımızı üyelere özel olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bomba sprint veya tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek dostlar ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Şöyle çok kısa bir videomuz var. O videoyu bir seyredelim. Üyeliklerle ilgili detayları bir görelim. Ardından hemen dördüncü koşuyla ilgili detaylara geçiş yapacağız. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belirttiğimiz gibi kanalımıza üye olarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Şimdi dördüncü koşu detaylarına geçiş yapacağız. Ve öncesinde tabii sizlerden bir beğeni rica edelim. Beğeni yapıp yayınımızı ön plana çıkartarak daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Öte yandan hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmak ücretsiz. Şimdiye kadar bu konuda destek veren, bizlere bu noktada da varlığını hissettiren tüm dostlara teşekkürlerimizi iletelim. 30 bin aboneyi açtık dostlar, sizlerin desteğiyle, sizlerin varlığıyla. İyi ki varsınız diyelim. Bu yayınlar, her zaman söylüyoruz, sizlerle birlikte bir anlam kazanıyor. Sizlerle bir değere ulaşıyor. Dolayısıyla sizlerin her an her desteğiniz bizim için çok ama çok kıymetli. Bunu bir kez daha belirtelim. Ve şimdi gidelim detaylara dördüncü koşu özelinde. Serkan Hocam şöyle ekranda yer alıyor. Baktığımızda 10 isim koşuya deklare burada ve hemen detaylara geçiş yapacağım.
Özellikle Twitter'da da bir paylaşımım vardı. Sana gün içerisinde soracağım birkaç isim var demiştim. Onlardan iki tanesi burada. Bilmiyorum şablonunda olacak mı ama özellikle detaylı rica edeceğim iki isim var. Handikap 15 mücadele 4 yaşlı Arapları 1900 metre çim pistte izleyeceğiz. Burada da kilo farkları dikkat çekiyor. Özellikle son startını kazanan bir isim burada. Bir numaralı Altın Eken ve ondan ziyade Gökhan Kocakaya ile ilk defa buluşacak ve o birincilik hasretine son verme çabasında olacak bir 5 numara Al Zenginoğlu olacak. Bu iki isimle ilgili senden bir yorum rica ederim şablonunda yoksa şayet ekstradan. Şimdi şablonumda var. Senden de bir ricam var. Eğer ki şansımız varsa böyle bir senin de bahsettiğin Altın Eken'in ve Al Zenginoğlu'nun son yarışlarını ekrana verme şansımız olursa oradan da bir değerlendirme, yarış severlere anlatma imkanımız olur. Daha da detaylı bir analize gitme şansımız olabilir. Tamam. Ben yorumlarıma başlayayım. Sen istediğin anda ben ekrana getirebilirim. Bu isimlere değindiğim zaman ben sana söyleyeyim o zaman. Ekrana getirin. Öncelikle ben bu koşuda 2 numaralı Albayhan'la başlayacağım. Bu koşuda da benim aslında en tepede şans verdiğim isim senin de sorduğun Altın Eken'di. Ta ki ne zamana kadar? Pistin durumunu öğrenene kadar. Pist eğer ki hani bize gelen bilgiler olur da yani ben Ankara'da değilim. Yani şey çıkarsa doğru çıkmazsa ki zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Kaç tane mesaj geldi yağmur yağıyor pist ıslak diye. Pist kuru olsaydı bir numaralı Altın Eken diyecektim. Net bir şekilde koşunun favorisi olarak önerecektim ama bana gelen bilgilerden sonra Altın Eken'in hem kum pistte etkisiz performansı, daha doğrusu çime göre vasat performansı, hem de ağırlaşan sahadan çimde kalırsa ağırlaşabilecek sahadan etkilenebilecek oluşundan ötürü Altın Eken'i biraz geri plana aldım. Ondan birazdan daha detaylı bahsedeceğim. İlk sırada şans verdiğim isme döneyim. 2 numaralı Albayhan. Bir Bayhan temsilcisi. Bu isim bayağı bir 6-7 yarış formsuz bir dönemden geçti. Fakat son koşularıyla geçen sene bir dönem bayağı etkili yarışlar koştu, performansına yüzdesel olarak, form olarak top seviyeye yükselmeye başladığını söyleyebiliriz. Son ikinciliğini ben gayet beğendim. Daha da üzerine koyacaktır. Pist ister ağırlaşsın, ister kuru çim olsun, ister kum olsun, her pist koşulunda başarılı olabilecek oluşundan ötürü birinci sıraya aldım. İkinci sıraya ise çok sürpriz, çok cazip çıkar mı? Belki 5. 6. at çıkabilir. 7 numaralı Düldül'ü koydum. Neden? Bir KNF temsilcisi. Onun da pistle alakalı bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Her iki pisti de yapacaktır. Son yarışında, ara sonrasında koşmasına rağmen gayet etkili bir performans çizdi. Ben üçüncülüğünü çok beğendim. Bu kez mutlak surette üzerine koyacaktır. Bir kilo avantajı da var. Koşunun sürprizini yapabilir. 7 numaralı Düldül. Sonrasında Altın Eken diyeceğim. Son yarışı muazzamdı. Ekrana verebilirsek bir numaralı Altın Eken son yarışını. Tamam, ben daha şu anda analiz yapma imkanımız olabilir. Şimdi sarı kırmızı formaydı sanırım. Biraz daha düzlüğün başına alabilirsek nerede olduğunu göstermemiz açısından kritik yer orası. Sarı kırmızı forma buralarda bariyerdeyken yarışı buralara kadar bariyerde takip ederken jockey çok akıllı bir hamle yapıyor burada. İçeriği zorlamıyor, dışarıdan aldı. Şimdi dışa çıktı, buradan yürüttü. Çok kolay bir şekilde geldi, hakim oldu. Eğer ki bariyeri düzlük dönüldükten sonra illa inatla, ısrarla bariyeri, evet burada da görebiliriz. Tam buralarda bariyerden alıyor, öndeki atların dışına alıyor. Çok da dışa açılmadan yürütüyor oradan ve çok kolay bir şekilde hakim oluyor. Evet, burada geliyor, gruba hakim oluyor. Görüntüsü gerçekten muazzam. Çim pistteki aksiyonları çok iyi. Form olarak en üst seviyeye ulaşmış bir Altın Eken var. Yani niye biraz geri plan aldın 3. sıraya sorusunun cevabı da dediğim gibi pistin kuma dönebilecek oluşu veya ağırlaşabilecek oluşu. Peki. Ama kuru çimde şu görüntüdeki bir Altın Eken'i yarışseverler
daha üst gruplarda bile mutlaka ön planda değerlendirsin. Peki. Üçüncü sıraya yazdık. Altın Eken için aynen. Üçüncü sıraya yazdık. Dördüncü sırada da bir Oymak Bey'i temsilcisi Başat diyeceğim. Şimdi Oymak Bey'i yavrularının da pistle alakalı bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle bir kardeşlerini de hatırlayacak olursak yani Romeo olsun, Romanos olsun, Chris Bey olsun genellikle çok fazla pist ayırt etmeyen, her iki pistte de başarıları olan isimlerdi. Başat'ın da aynı şekilde kum pistte de birincilik, ikincilikleri var. Çim pistte de aynı şekilde iyi yarışları var. Ben onun da yarın ciddi seviyede bilhassa yağan yağmurdan en fazla burada faydalanabilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu yağmurdan sonra Ayhan Kurşun'la Başat'ın mutlak surette kuponlarda olmasını tavsiye ediyorum. Eğer ki pist kuru olsaydı bana göre gene Altın Eken'i geçemezdi. Ama şu pist durumunda en az Altın Eken kadar kendine şans doldu 6 numaralı Başat'ın. 4 numaralı Las Fatih ile devam edeceğim. İstikrarsız bir isim. Pist, mesafe aslında ayırt etmiyor. Ama şöyle bir konu var bu isimle alakalı. Günü gününü tutmuyor. Bir gün atıyorum kısa çimde çok iyi veya uzun kumda çok iyi. Bir gün fark etmez herhangi bir pistte daha vasat grupta kötü bir vasat bir performans gösterebiliyor. O yüzden kapalı kutu bir isim. Bu nedenle kuponlarda mutlaka Las Fatih yazalım. Gününde olursa etkili bir performans gösterecektir Las Fatih. Şimdi diğer senin sorduğun isim Al Zenginoğlu'na gelelim. Bunun da yarışını verebilir miyim? 5 numaralı Al Zenginoğlu'nun yarışını. Tamam. Yarış başlıyor. Yarış başladıktan sonra grubun ama bayağı bir biraz önce izlediğimiz evet. Altın Eken'in kazandığı yarışta aslında 6. olan bir isimdi Al Zenginoğlu ama devamında senin bu istediğin yarış zaten biliyorsun son yarışı ve 2. olduğu mücadele. Evet. İkinci olduğu yarışın biraz daha start çıkışından sonrasını alacak olursak neyse buraya da gelebiliriz. Kırmızı formaydı. Start veriliyor. Atlar gidiyor grubun bir 3-4 boy arkasında kendi halinde yarışı seyrediyor. Düzlük dönülüyor. Düzlük dönüldükten sonra düzlüğe doğru grubu yakalıyor. Düzlük dönüldükten sonra dışarıdan ataklarına başlıyor. Ve öndeki ata zaten yapabileceği bir şey yok. Yarışı kazanan at kısa vade grup koşularda söz sahibi olabilecek. İlerleyen dönemlerde de Can Caner adını sıkça duyacağımız bir isim. Ona zaten yapacağı bir şey yok. Bu kadar startta kalmasına rağmen geliyor yarışı ikinci bitiriyor. Düzlük dönüldükten sonrasını da verebilirsek eğer. Burada kırmızı forma arkada göreceğiz. Grubun en arkasında kırmızı forma yavaş yavaş grubun içine giriyor. Dışarıdan ataklarına başlıyor. Şimdi grubun arkasında jokeyi tutuyor. Evet. Burada geldi. Aynı deminki Altın Eken yarışındaki gibi içeriden dışarıya doğru aldı. Pistin ortasına doğru. Buradan ataklarına başlıyor. Kırmızı forma. Öndeki at tabii ki çok farklı, çok rahat, önde kolay. Dışarıdan yürüyor, geliyor, ikinci oluyor. Evet. Bu atın en ciddi problemi, sıkıntısı dediğimiz gibi start problemi. Her yarış 2 boy, 3 boy, 5 boy, 10 boy bazen metrelerce startta kalabiliyor. Şansı biraz startta ne kadar kalacağıyla alakalı. Al Zenginoğlu mu? Al Zenginoğlu'nu arka planda değerlendirmemin en önemli sebebi bu ismin pist konusundaki soru işaretlerini barındırması. Çim pisti ben son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Ama babasının kanattığını inkar edercesine adeta kum pistte eksik koştu bu zamana kadar. Bugün kendime bu soruyu defalarca sordum. Tümöz Bey yavrusu bir isim. Tümöz Bey kumda gerçek bir şampiyondu. Çok ciddi başarılar elde etmiş bir isimdi. Şimdi de yanlış hatırlamıyorsam grup 3 kazanmış bir isimdi babası Tümöz Bey. Onun yavrusunun
kum pistte bu kadar kötü olmasını ben kabullenemiyorum. Yani acaba o yarışlar hep mi kötü dönemine denk geldi, arızalı dönemine denk geldi gibi bir soru geliyor aklıma. O yüzden ne olur ne olmaz, Kocakaya da var üstünde, kuponuma yazdım. Yani yarın belki ilgilileri yarış kuma dönerse koşmak istemez, çıkar. Ona da yapacak bir şey yok. Öyle bir durumda pist kuma dönerse zaten bu atlardan çıkanlar olacaktır. Şablon biraz daha da küçülecektir. Yazdım 5 numaralı Al Zenginoğlu'nu da. Ve son olarak da çok büyük bir sürprize imza atabilecek bir isimden söz edeceğim. 10 numaralı Karaca. Bu ismi yarış severler not alsın. Bu yarış olmaz. Bir yarış sonra, iki yarış sonra bir yerde bu isim ciddi bir sürprize imza atabilir. Neden? Baba Tamer'in oğlu, annesi Tatar kız. Çok güçlü bir kanatlı var. Zaman zaman arada etkili performanslara imza atabiliyor. Bomba seven, sürpriz seven, yarış severler kuponuna yazsın diyeceğim bu koşuda. 2-7-1-4, pardon, 2-7-1-6-4-5 ve 10 benim sıralamam. Serkan hocam, sıralamayı bir kez daha alabilir miyim? 2-7-1-6-4-5 ve 10. Tamam, doğru bir not var bende de. Özellikle 2 numaralı Albayhan'la başladın. Hemen yanına 7 numara Düldül dedin ki Düldül de aslında Abdullah Döngel'in sorduğu bir isimdi. Ne der üstad diyor. Çok şanslı gibi geldi bana demişti. Sen ikinci sıradan şans verdin 7 numaralı Düldül'e. Hemen devamında 1 numara Altın Eken, 6 numara Başat, 4 numara Las Fatih, 5 numara Al Zenginoğlu ve 10 numara Karaca Ağa şeklinde notlarımızı aldık. Şimdi tabii Karaca Ağa deyince Ağa Karaca'nın da akıllara gelmemesi biraz düşük ihtimal. O da bize güzel anılar yaşatmıştı gerçekten. Bakalım Karaca Ağa burada nasıl bir performans ortaya koyacak. Evet dostlar, dördüncü koşu değerlendirmelerinde tamamladık ve bir iki mesaja gideceğim. İyi akşamlar Cemil Bey, yazdığınız ganyen olsun bol şanslar mesajı Sani Rençber'den geliyor. Çok teşekkürler ve hayırlı geceler herkese, bol şanslar mesajı var. Atilla Erkan Önay'dan çok teşekkürler diyelim. Evet, bir alkış gelsin. Ergün Vural, kendisine teşekkürlerimizi iletelim. Ergün Vural kanalımıza tebliğ seviyesinden bir üyelik gerçekleştirmiş. En üst seviyeden hem bizlere destek veriyor hem de ayrıcalıklardan faydalanacak kendisi. Bu noktada desteği için de kendisine ayrıca bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim, Bariyer Dibi ailesi olarak. Evet Serkan Hocam, o zaman ne yaptık? Dördüncü koşu değerlendirmelerinde tamamlamış olduk. Şimdi gideceğiz günün beşinci koşusuna ve biz beşinci koşu detaylarına giderken dostlarımızdan da şöyle bir beğeni rica edelim. Aramızı yeni katılan izleyicilerimiz de var. Özellikle canlı yayının ardından tekrarını izleyecek dostlarımızdan da yine hem beğeni hem de abone olma noktasında destekleri beklediğimizi dile getirelim. Ve şimdi gidelim günün beşinci koşusunun detaylarına. Burada da ekranımızda yer alıyor. Toplamda 11 isim koşuya deklare ve hemen detaylara devam edelim. 1400 metre çim pistte 4 ve yukarı Arapları handikap 15 mücadelede izleyeceğiz. Kayıtlı olan tüm isimler dişi. Bunu da belirtelim ve kilo farkları dikkat çekiyor. Az önce ilk koşuda özellikle düzeltiyorum. Dördüncü koşuda iki isim dile getirmiştim. Yine Twitter'da paylaşmıştım. Orada paylaştığım isimlerden bir tanesi de burada Habbe. 8 numara. Sözü sana bırakmakla beraber 8 numaralı Habbe ile ilgili yorumunu merak ediyorum. Bir de sevgili Burak'tan gelen mesaj var. Cuda bankosu gelir mi demiş. 6 numaraya dikkat çekmiş. Biz değerli yorumların için sözü sana bırakalım. Evet. Şimdi çim pistte harika performanslar gösteren, bu grup için yeterli yarışlar yapan bir 1 numaralı Kızım Tülü var. Ancak, gene bir ancak koyduk. Çok çabuk bugün ancak kelimesini. Neden? Çünkü tekrardan söylüyorum. Değinmeden olmaz. Hazır yani bu tarz bilgiler geliyorken şimdiden her piste göre yorumlayalım ki yarın yarış sever en azından yarın izledikleri zaman ya Çin'e göre yorumladı, yorumlar çöp oldu, izlemenin anlamı yok diye de düşünmesinler. O yüzden her atı yorumlarken hem Çin hem Kung Pist neler yapabilir ona göre de yorumlarımı yapıyorum. Bu beşinci koşuda da bir numaralı Kızım Tülü'yü normalde favori önerecektim. Son harika yarışlarından dolayı ancak pistin ağırlaşması ya da kuma dönecek oluşundan ötürü ne yapacağı ciddi soru işaretleri barındırdığından dolayı ben
ikinci sıraya aldım. Kimi onun önünde önerdin diye soracak olursan, 3 numaralı Prenses'ti. Bir Güntay temsilcisi, annesi koşucu. Her iki taraftan da pist kuma dönerse veya ağırlaşırsa olumsuz etkilenmeyecek birisi. Her iki pisti de yapabilecek formu üst seviyede ismi ben biraz daha ön planda tutuyorum. Yani biraz daha dengeleri hani göz ardı ederek tahminlerimizi paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha zor oluyor belirsizliklerden dolayı. Ancak dediğim gibi 3 numaralı Prenses D son derece kumaş bir isim. Pisti de ayırmadan çok etkili olabilecek kalitede, klasta bir isim. Şu ana kadar çok fazla o kalitesini sahaya yansıttı mı? Birkaç yarış hariç bana göre hayır. Yine de 3 numaralı Prenses D Ayhan Kurşun'un favori. Lafı fazla uzatmayayım. 1 numaralı Kızım Tülü dediğim gibi eğer ki ben bilhassa... Hocam, bölüyorum ama Prensesliğinin idman pisti görüntüsü de ekranda bu esnada. Evet. Peki, ilk sıraya yazdık. Aynen. Yani idmanda da Ankara pisti biraz karanlık olduğu için daha doğrusu biraz sabaha karşı herhalde çekilmiş. Çok net göremiyorum. Evet evet. Doğru. Geç saatlerde. Evet. Telefondan da görüntü izlediğim için biraz da uzak telefon ama görüntüsü güzel görünüyor. Benim birinci sırada önereceğim isim, ikinci sırada da bir numaralı Kızım Tülü diyeceğim. Pist birazsa kuma dönmeyip eğer ki hani çim olmasa da şöyle 4-4,5 bir çim bile olsa bir numaralı Kızım Tülü çok şanslı olacaktır. İkinci sıradan yazdım. 6 numaralı Cüda. Demin arkadaşımızın da sorduğu bir isimdi. Bu isim kumda da kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam hatta Maiden'dan da bir kum yarışıyla çıkmıştı diye hatırlıyorum. Sonrasında ciddi başarılarını bilhassa sentetik ve çimde yaptı. Biraz istikrarsız bir isim. İstanbul'a geldi, padon'u da takip ettim. Hani baktığın zaman hani görüntüsü çok öyle muhteşem bir havası yok. Ama yarış içerisinde bazen çok harika bir şekilde gelip gruba hakim olabiliyor Cuda. Bir Hisar Bey temsilcisi. Her iki pisti de yapabilir. Ben pistin olası pist değişikliğinde de yarıştan çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Kuponuma yazdım 6 numaralı Cuda'yı. 8 numaralı Happe. Demin senin de sorduğun isimlerden biriydi. Şimdi onun da yarışını verecek olursak ekrana dışarıdan geliyor ama bir türlü hani jockey aslında biraz hani attan istiyor da ama istediği şekilde at jockeyine karşılık veremiyor. Yani istediği atakları yapamıyor. Yani bunu da aradan sonra gelmişti Kara Üzüm temsilcisi Habbe. Onun da etkisi var mı? Tabii ki var. Yani yaklaşık 6 ay bir aradan sonra geldi koştu. Onun da mutlaka etkisi var. Ama yine de şimdi dışarıdan geliyor lacivert forma. Burada Kızım Tülü ikinci oluyor tabii. Habbe üçüncü oluyor. Evet. Dışarıdan geldi. Burada bir türlü hani arttıramıyor. Hani devamını getiremiyor. Öndeki at zaten kazanan çok rahat. Geldi. Üçüncü kaldı. Şimdi Kızım Tülü'nün arkasında atlayamıyor. Hani o yönden biraz eksik gibi görsek de önemli bir detay var. Aradan sonra gelip atlayamıyor. Şimdi Gökhan Kocakaya'yla da ilk defa buluşacak. Gökhan Kocakaya var üstünde. Kondisyonu daha iyi seviyede. Mutlak surette daha etkili bir performans çizecek. Çim kalırsa bilhassa şansı ciddi seviyede olur. Kum olursa ne olur? Ben kum olursa da kuponumda tutacağım. Çünkü hani diyelim ki kum. Peki kum normal şöyle yaz sıcağında kaba bir Ankara kumu mu? Hayır değil. Sonuçta ıslak bir kum olacak. Olur da yarıştan çıkarmazlarsa öyle bir durumda koşarlarsa da
Yarış görme avantajı ve usta jokeyle kendine şansı yaratabilir. Kim kalırsa bilhassa ben burada koşunun bombasını yapabilecek bir isimden bahsedeceğim. Aslında çok kaliteli bir isim ama yani uzun zamandır o kalitesini sahaya yansıtmıyor. Son üçüncülüğünde biraz kıpırdadı. 10 numaralı Güneş İngül'ü, bir geri bulu temsilcisi. Kum koşularına bakıyorsun, ya işte bundan bahsediyorum. Kum koşularına bakıyorsun, hiçbir şey yok. Arada da bir tane, yanılmıyorsam Altın Zile. Hani bu tarz grupların fena olmayan atlarından biridir. Onunla beraber fotoğrafa girdiği bir yarışı var. Şimdi baktığın zaman insanın kafası karışıyor. O yarış olmasa belki diyeceğiz ki Güneş İngül'ü kumda olsa koşmaz bu grupta. Ama o yarışı var. Onu nereye koyacağız? Onu da silip atamıyoruz. O nedenle bu koşuda günün 5. koşusunda 3-1, 6-8, 10 Peki. kuponlarda mutlak surette olması gereken atlar 3-1, 6-8 ve 10. Bir dipnot: eğer ki yarış kuma dönerse iki isimden sadece bahsedeyim, yani hatta bahsetmeyeyim, direkt söyleyeyim: 2 numaralı Erciş Güzeli ve 7 numaralı Bersun Ateşi. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar yarış kuma döndüğü takdirde yazabilir. Çim olursa ben kuponuma yazmayacağım. Kum olursa 2 ve 7 numaraları yazabilirler. Eğer ki ön planda tuttuğumuz isimler kum pistten olumsuz etkilenirse, bu isimler de gününde olurlarsa kendilerine şans yaratabilir. Peki Serkan Hocam, o zaman şöyle not aldık. Evvela burada 3 numara Prenses Di dedin. Hemen ardından 1 numara Kızım Tulu. Ardından 6 numara Cüda 8 Habbe dedikten sonra evet şimdi sesle ilgili ufak problem oldu. 3-1-6-8 dedikten sonra bir de buraya 10 numara geldi. Güneş'in Gülü. Hatta Güneş'in Gülü Atilla Erkan Onay'dan da gelen bir isimdi. Yazalım mı diye bir mesajı vardı ki senin şans verdiğin bir isim oldu. Şayet kuma dönerse de özellikle 2 numara Erciş Güzeli ve 7 numara Bersun Ateşi de mutlaka ilave edilmeli diyorsun. Şimdiye kadar aslında şablonu not alırken böyle bir detay almadım ama şöyle bir 3 1 6 8 10 çizgi 2 7 dedim, hatta bir de tırnak içinde kum pisti alınırsa 2 7 ilave edilebilir diye özellikle bu koşuya bir not düştüm. Diğer Evet. koşularda böyle bir notumuz yok ama, değil mi? Çünkü bunu özellikle yayının ardından sprint ve tevzi seviye üyelere özel de paylaşacağız ki izlemeden de dostlarımız şablona Evet, yani yarış kuma dönerse ben 2 numara tamam. Erciş Güzeli ve 7 numara Bersun Ateşi'ni yazacağım. Biraz da Bersun Ateşi'nin ıslak kumda şansının bayağı artacağını düşünüyorum. Erciş Güzeli de istikrarsız bir at ama gününde olduğunda bu grubun çok üzerindeki atlara bile bir kum pistte kök söktürebilen bir isim. O yüzden cazip at arayanlar kuma dönerse mutlak surette 2 ve 7'yi yazsın. Peki. Ama çim olursa şablonu da büyütmek istemiyorum fazla. O yüzden çim olursa, çim kalırsa 3, 1, 6, 8, 10 yeterli. Kum olursa 2 ve 7'yi de yazsın yarışsever dostlar. Peki, ağzına sağlık diyelim. Gelen birkaç mesaja gidelim. Doğan Bey, iyi yayınlar Cemil, iyi yayınlar dilerim Cemil kardeşim. Serkan kardeşim hoş gelmiş. Ağzına sağlık olsun diyor. Ve yazdığınız ganyan olsun mesajını paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletelim ve arkadaşlar lütfen emeğe saygı, beğeni yapalım demiş. Emeğe saygı gösterelim. Beğeni ve abonelik bedava diyor. Teşekkürler diyelim ve Abdullah Döngel de 8-3-1 yeterli mi diyordu ki zaten Serkan hocamız sıralamasını aktardı. Serkan hocam, ben bazen kendim konuşurken senin sesini kısıyorum çünkü arada bir yankı oluyor, haberin olsun. Ama şu an sesin açık. Arada böyle hani ben konuştuğum anda ara ara kısıyorum, onu belirteyim. Şimdi o zaman gidelim biz yavaş yavaş günün 6. koşusuna. Hemen 6. koşu detaylarına geçiş yapalım. Ekranımızda start alacak isimleri bir görelim. Devamında detaylarla birlikte sözü Serkan Yıldız'a bırakacağız dostlar. Bu arada tabii Serkan Yıldız'ın da Twitter hesabı Serkan alt çizgi Crespo. Ekranda görüyorsunuz dostlar. Bu şekilde Serkan Yıldız'ı Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesi var ama hala takip etmeyen dostlarımız varsa da mutlaka Serkan alt çizgi Crespo yazarak Serkan Yıldız'ı takip edebilirler ki özellikle diğer günlerde de öne çıkarttığı detayları veya paylaştığı şablonları görebilme fırsatınız oluyor. Bunu belirtelim ve şimdi gidelim günün 6. koşusunun detaylarına. Evet, ekranda yer alıyor toplam 7 isim deklere. Necati Ünsal koşusu kısa vade altı mücadelede 4 ve yukarı Arapları 1400 metre çim pistte izleyeceğimizi belirtelim ve sözü bir kez daha Serkan Yıldız'a bırakalım.
Evet, yani şablonlu diğer atlara yeterince yer verdik. Burada artık tek tercihimizi kullanacağız. Birinci altılıyı getirebilirsek buraya tatlı sürprizlerle getireceğiz. Burada da bankomuzu her iki altılı içinde, daha doğru tabiriyle her iki altılı içinde ortak bankomuzu getirip oyunumuzu neticelendirmeye çalışacağız. Kısa vadede altın mücadele 1400 metre çim pistteki bu koşuda şöyle bir koşuya önce bakacak olursak gidişat olarak yarışa 3-4 tane ön tarafta yarışı kabullenebilecek isimler olduğunu görüyoruz. Kim onlar? İşte Hopa Şahı ön grup içerisinde gitmeyi sever. Güzel Çocuk yine önlerde kabullenmeyi sever. Demir Nihat ön grup içerisinde gitmeyi sever. Şimdi kime yarar dediğimiz zaman sprinter isimlere yarayacaktır. Sonlarda etkili gelebilecek isimlere yarayacaktır. Ve burada en bariz gözümüze çarpan isim de 2 numaralı Yener Sultan. Yarış ister kum olsun, ister çim olsun, ister ağır olsun, ister ıslak olsun. Yener Sultan her pist koşulunda başarılı olan bir isim. Ancak parantez içinde gününde olduğunda, bazen gününde olmadığında eksik performanslar verebiliyor ama normal bir Yener Sultan'ın bu yarışı kazanması en doğal sonuç olacaktır Gökhan Kocakaya idaresinde. Düzlükte yapacağı ataklarla gruba hakim olup net bir galibiyet almasını bekliyorum. 2 numaralı Yener Sultan'ı her iki altılı içinde bank olarak öneriyorum. Yener Sultan banko mu acaba demişti Atilla Erkan Öner ki sen bu detaylarla birlikte 2 numaralı Yener Sultan'ı banko olarak önerdin. Serkan Hocam ağzına sağlık. Bir de burada tam sen yorumlarına başlamadan gelen bir mesaj vardı. Kervantay desem Serkan Bey ne der? Burak'tan gelen mesaj. Şimdi Kervantay'ın da hem kum hem çimde başarılı olabilen bir isim olduğunu söylemekte fayda var. O yönüyle yarın için bir avantajı olacaktır. Yani hani olur da pist kuma dönerse bazı isimler belki olumsuz etkilenebilir. Atıyorum Güzel Çocuk misal olumsuz etkilenebilir ya da Başar misal olumsuz etkilenebilir. Ama Kervantay'ın her türlü pist koşulunu yapabilen bir isim olduğu da bir gerçek. Gidişat olarak da bir avantajı var. O da bir gerçek. Ama şu da bir gerçek. Kervantay'ın geçen senedeki senelerdeki veya diyelim Kervantay olmadığı da gün gibi aşikar. Ama son yarışında o eski Kervantay'ı bize izlettirmeye yaklaştığını gösterdi. Yine de o üçüncülüğündeki performansının hala gerçek Kervantay'ın ben %60'larında olduğunu düşündüğümden dolayı tercihimi Yener Sultan'dan yana kullandım. Bazen start problemleri yaşayabiliyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yine yarışa hazırlıklarına baktığım zaman tek bir galopla geliyor. Son yarışından sonra 641,5 işi güzel. Buranın bu yarışın bu şekilde ikili de bitebileceğini düşünüyorum. 2-5 sıralı da bitebilir bu koşu. Yener Sultan Kervantay sıralı ikili de bitebilir. Düzlük dönüldükten sonra son 200 geçilirken bu iki isim yapacağı ataklarıyla önlerde yarışı kabullenecek isimlere hakim olup birincilik mücadelesi verip sonlarda Kervantay'a Yener Sultan hakim olup Kaizvert'in adıyla kazanılmasını bekliyorum öyle söyleyeyim. Peki ağzına sağlık diyelim. Burada 2 numaralı Yener Sultan Banko demiştin. Kervantay sorusuyla beraber aslında bir ikili önerisi geldi senden. Yener Sultan arkası 5 numara Kervantay'ı da ikili noktasında dile getirdi Serkan Yıldız. Evet dostlar böylelikle 6. koşuyu tamamlamış olduk. Bir diğer tabirle 1. altılı ganyenin kapanış ayağını geride bırakmış olduk. Her iki altılı ganyenin ortak koşusuydu. 6. koşu ortak koşularından birisiydi diyelim aslında. Bir banko geldi. Ortak bir banko olacak tabii ki ve bakalım 7. 8. ve 9. koşularla ilgili Serkan Yıldız'dan ne gibi detaylar gelecek. Dostlar beğeni sayısı biraz düşük kalmış.
bir beğeni yapalım, yayını ön plana çıkartalım ve daha geniş kitlelere ulaşalım lütfen. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz ve hala abone değilseniz de kanalımıza abone olmak ücretsiz diyelim dostlar, desteklerinizi bekliyoruz. Hemen şimdi gidelim günün 7. koşusuna, dişilere mahsus bir maiden mücadele. Baktığımızda toplam 8 isim burada koşuya kayıtlı ve dişilere mahsus maiden'da 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre çim pistte izleyeceğimizi dile getirelim ve sözü bir kez daha Serkan Yıldız'a bırakalım. Şimdi burada çok dikkat çekici birkaç detay var. O detaylara bir değineyim. Şimdi bazı tayların üzerindeki biniciler uzun süredir at binmemiş. Böyle olduğu zaman da genellikle o taylar yarıştan çıkabiliyor. Örneğin 3 numaralı Mergin Kol. Yani binicisi ben baktım 10-15 sefer deklare olmuş son dönemde. Hep deklare olduğu isimler yarıştan çıkmış. 2017'den beri at binmeyen bir. Evet. Yani çok büyük ihtimalle de yarın da ben böyle olacağını düşünüyorum ki hani binse de ne kadar etkili bir performans sergileyebilir, o da soru işareti. Ki belki bir değişiklik olabilir mi bininci noktasında? İşte çok güzel bir detaya değindi. Olur da hani bazen olabiliyor. Çok olmuyor ama bazen binde bir böyle bir şey olabiliyor. Eğer ki rapor aldırıp o seviyede olmuyor. Hani insanlar bazen yarı severler isyan edebiliyor. Ya bu aynı seviyede mi bu aprantil bununla? Gider de biraz hani yetenekli gelecek vadeden bir binici binerse işte o zaman dikkat etmek lazım. Ama kum olursa da yine şansı düşecek. Biniciden şansı düşüyor. Şöyle bir parantez açayım bu 3 numara için. Çim pistte iyi bir biniciyle bu tarz grubu bulacağı ilk yarışında kazanmaya çok yakın olur. Ancak yarınki pist koşulunda ben iki ismi ön plana çıkaracağım. Bir tanesi 7 numaralı Vicious Beautiful, diğeri de 8 numaralı Yaparsın Kızım. Eğer ki yarış çimde koşulursa 7 numarayı favori olarak öneriyorum. Yarış kumda koşulursa 8 numarayı favori olarak öneriyorum. Neden? 8 numara annesi Diyapir, Doğu illerinde kumda başarılı olmuş bir isim. Babası Avşar Akademi, yine Doğu illerinde kumda başarılı olmuş bir isim. İlk yarışında İstanbul'da sentetikte çok parlak bir yarışa imza attı. Orada o yarışı yapan tayın pistin kuma dönmesi durumunda şansı çok çok artacaktır. Kum olursa 8 net favorim, rakibi 7. Şimdi koşulursa da 7 favorim, rakibi 8. Burada gene bir not düşeceğim. 1 numaralı Cansu Can'a kuru şimdi koşacağı ilk yarışında dikkat etsinler. Beşinciliğine yarış severler müsait olduklarında açıp izlesin. Ya iyi bir antrenörün elinde bu isim ama bir türlü yani hani cevap veremiyor, arttıramıyor yarış içerisinde. Sanki çimi bulsa ki ilgilileri de muhtemelen öyle düşündü. Daha rahat aksiyonlar yapabilecek bir havası vardı. Ancak ben normalde şablonuma yazmıştım. Pistin ağırlaşacak olacağını düşünerekten yazmıyorum. Ha olur da yarın pist kuru olur. Ben zannetmiyorum şu anki hava durumu, gelen veriler o yönde değil. Olursa da yarı severlerin tercihine kalmış. İdmandaki durumu iyi. Ters bir yarışa imza atabilir. Yine demin 3 numara için bahsettiğimiz detayı 5 numara için de verebiliriz. Birincisi aynı şekilde bayağıdır at binmiyor. Ben onun da yarıştan sanki çıkabileceğini düşündüm. Aslında yarış hazırlıkları fena değil. 3 numara için dediğim şeyleri aynı şekilde tekrarlıyorum. Annesi Belvedere çim pistte iyi bir biniciyle zaten bir sonraki yarışında daha hazır olacaktır. İyi bir ekürü de mutlaka kuponlara sonrasında yazılmalı. Bugün için hem daha hazır olduklarından hem pist koşullarından 7-8-8-7 pist durumuna göre anlattım. Rakiplerinden ön planda bana göre.
Peki ağzına sağlık. Özellikle mevcut şartlarda 7 numaralı Vicious Beautiful. İlk sıradan şans verdiğin isim oldu. Hemen yanına 8 numara yaparsın kızım dedin. İki isimle burayı geçmek yeterli diyorsun ama özellikle çim pist koşusu ama pist kuma dönerse ilk sıradan 8 numara yaparsın kızım. Yanına 7 numara Vicious Beautiful olarak sıralamayı 7-8'den 8-7 olarak değiştirdiğini belirttin. Ondan ziyade gelen birkaç mesaj var. Onlara da hemen değineceğim. Bakalım neler var. Benden bir zehir benden gelsin diyor Burak ve 6 numara Tigres'e dikkat çekmiş. Yine ondan ziyade Grand Estil ıslak bulursa kazanır diyor Mahrem Boynukara. Burada 2 numara Green Steel'e dikkat çekmiş ve Serkan Üstad çim koşarsa burası ikili için bende 4-3 diyor. Abdullah Döngel, ona da tabii bol şans dileklerimizi iletelim ve Serkan Hocam o zaman 7. koşu değerlendirmelerini de geride bırakıyoruz ve şimdi gidelim günün 8. koşusuna. Ekranda da yer aldığı üzere toplamda 6 isim burada koşuya deklere. Hemen şöyle detaylara devam edeceğim. Baktığımızda biz bu 6 ismi şartlı 5 mücadelede seyredeceğiz. 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre kum pistte izleyeceğimizi belirtelim. 1 numara Şerefhan, Eray Çizik de koşuya katılacak. 2 numara Baboş Alper, Fesih Çetin başta. 3 numara Ghost Cat, Nizamettin Demir'le koşuya katılırken Gökhan Kocakaya. 4 numara No Name Hero'nun sırtında olacak. 5 numara Köklü Halo, Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde olacak ve 6 numara Sharp Glass, Hışman Çizik idaresinde bu koşuya katılacak. Yine Twitter'da paylaştığım detaylar dahilinde burada da bir isim aktarmıştım. Şerefhan, bir numarayı sana sormak isterim. Son startlarını kazandı, bir seri oluşturma peşinde. Eray Çizik idaresinde olacak ve neler söylersin bu koşu özelinde ama ondan ziyade Şerefhan için bir yorum rica ederim. Yine Baboş Alper dikkat mesajı var Burak'tan. Sözü biz sana bırakalım. Yarışını verebilirsek, yani son düzlükten sonrasında verebiliriz. Zaten yarış baştan son düzlüğe kadar bilhassa aynı şekilde gidiyor. Yarışın temposunu önde veren bir isim var. Hemen arkasında da konumlanan Şerefhan var. Normalde tempoyu kendi belirlediği yarışlarda çok daha kolay, çok daha etkili olabilen bir isim. Bir numaralı Şerefhan. Bu yönüyle de yarış severler bir köşeye not alsınlar. Bir numaralı Şerefhan'ı bilhassa önde kendisi tempoyu belirleyeceği yarışlarda geri kalan isimlerin ağırlıklı olarak bekleme yapan isimlerin olduğu koşularda şansı çok çok artacaktır. İşte bu yarışı şimdi bakacak olursak şimdi 4 numara yarışın temposunu belirliyor. Hemen arkasında evet. Aventus muydu? Mahanta. Mahanta pardon. Mahanta koşunun temposunu belirliyor. Mahanta'nın arkasında düzlüğe kadar geliyor. Düzlüğe kadar gelebiliriz hocam. Biraz ileri alabiliriz. Tamam. Evet. Şimdi arkasında bekliyor. İkinciliğe yatmış durumda. Bekliyor. Bu da güzel bir özellik. Hem yarışın temposunu vererek hem de önde bekleme yaparak da kazanabilmesi önemli bir özellik. Bazı atlar sadece kaçıp kaçamadığında geri gelebiliyor. Önde bekleme yapıyor. Düzlükte geliyor. Öndeki rakibini atlıyor. Ama bakın dışarıdan da gelen bir rakibi var. İçerideki rakibi de çok pes etmiyor. Evet. Vay Tunavay geliyor. Birbirlerinden çok fazla kopmadan yarışı bitiriyorlar. Yarışı kazanıyor ama çok böyle net bir birincilik değil. Buradan biz hangi dersi çıkaracağız? Bir önceki yarışını vaktini almayalım yarış severlerin. Önde kendi tempoyu belirliyor, çok kolay kazanıyor. Şerefhan'ın kendi belirlediği yarışlarda çok daha birinciliğe yakın olduğu dersini çıkardık. Şimdi 3 numaralı Ghost Cat'le başlayacağım. Serkan bu hocam yarışta, duruyorum. O yarışta bir verelim çok kısa. Madem detay verdin. Bir önceki kazandığı evet. Yarış. Evet. Şerefhan'ın. Burada da yeni evet. İkincilikte takip ediyor. Viraj dönülürken yine öne hamlesini yapıyor. Burada çok kolay bir şekilde geliyor hakim oluyor. Evet. Evet. Burada çok kolay bir şekilde geldi hakim oldu. Son yarışında biraz daha dirençli bir isim vardı ön tarafta. Yani bir önceki yarışında çok fazla hani mücadele etmedi.
Belki yarışın başında hani numarayı almadı ama öndeki at da çok fazla dirençli değildi Evet. bir yarışta. Ama son yarışında daha dirençli bir rakibe karşı mücadele etti. Bu yarışta bu yarışa baktığımız zaman dirençli bir rakibi var. Baktığınız zaman bir tane ön tarafı izleyecek, yarışı önlerde kabullenecek isim var. 3 numaralı Ghost Cat. Bana göre yarışın temposunu belirleyecektir ve o da şimdi Şeref Han 2 de gitti geldi ne yaptı? Hakim oldu. Ama Ghost Cat'in öyle bir özelliği yok. Ghost Cat'e eğer Şeref Han'a numarayı verirse Ghost Cat'in şansı ciddi seviyede düşer. Numarayı almadığında şansı düşüyor. Yarış severler son beşinciliğini izlesin. Daha vasat grupta istediği yarışı yapamıyor. Numarayı alamayınca arttıramayıp beşinci kalıyor. Ancak daha evvelki yarışlarını açıp izlesin yarış severler. Yarışı önlerde kabullendiği zaman çok çok üst düzey rakiplerine birinci sınıf Mr. Jingles gibi çok kumaş bir ismin arkasında gelip Haçim gibi ciddi başarıya imza atmış. Dün Bursa'da kazanan Wild Danger'ı geçmiş bir ismi geçtiğini görüyoruz. Ghost Cat'in. Yarışın temposunu belirleyecek. Eğer ki Şeref Han'ın jokeyinin nerede hamle yapacağı çok önemli. İkiye yattı. Eğer ki uzun süre bir lüte girerlerse, çok erken hamle yaparsa, işte o zaman da iki isme daha şans doğar. Serkan hocam burada Ghost bölüyorum seni. Ghost Cat dedin ama öncesi Şeref Han'la ilgili detay verdin. Sen de hakimsin şu aktaracağım detaya. Şeref Han'ın az önce de seyrettiğimiz son iki birinci baktığımızda sırtında Nizamettin Demir vardı. O Nizamettin Demir bu kez 3 numaralı Ghost Cat'in sırtında olacak. Bu da tabii önemli bir detay. Yani hani ciddi rakiplerinden Şeref Han'ı, Ghost Cat özelinde söylüyorum. Şeref Han'ı çok net şekilde tanıyan, onunla birincilikler elde etmiş bir isim. Şeref Han da Eray Çizik'le ilk defa buluşuyor. Evet, ya Eray Çizik de çok yetenekli bir apranti, gelecek vadeden bir apranti. O yönüyle baktığımız zaman hani çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta yani şu ana kadarki şeyiyle geleceğe dönük hangisi daha iyi sinyaller veriyor dersek tabii ki bana göre Eray Çizik. Bu Ama hani taraftan. Şeref Han'ın son iki birinciliğinde Nizamettin Demir'in olması da hani Ghost Cat adına bir avantaj gibi değil mi? Şimdi rakibini tanımak açısından da tabii Evet, ki. o açıdan. Yani rakibini tanıyorsun, nerede ne yapabileceğini biliyorsun. Yani yarışı hangi tempoda götürürsem, rakibim nerede yürürse beni avlar. Bunu çok iyi biliyorsun. Bunlar çok ciddi avantajlar Ghost Cat için. Kesinlikle Evet. bana göre Ghost Cat'le Nizamettin Demir numarayı vermeyecektir. Liderliği alacak. Aldığında da çok çok etkili olan bir isim. Bana göre çok ciddi şansı var. Eray Çizik, Şeref Han'la düzlüğü beklerse, düzlükte güzel bir mücadele, sonları beklerse daha doğrusu, çok erken hamle yapmazsa bu ikili arasında güzel bir mücadele izleriz. Ancak biraz erken koparmaya giderse, Ghost Cat de dirençli çıkarsa, Ghost Cat o sondan önceki senin verdiğin yarıştaki gibi otay gibi çıkmayacaktır. Çok daha dirençli çıkacaktır. Böyle olduğunda belki Şeref Han Ghost Cat'i atlayabilir. Ancak bu sefer de geriden gelecek iki ismin sprintine maruz kalacaklardır. Bir tanesi 4 numaralı No Name Hero, diğeri 6 numaralı Sharp Glass. Dediğim gibi 3 numarayı favori öneriyorum. 1 numara rakibi yarışında biraz süratlenmesi durumunda 4 ve 6 numaralarda sonlarda gelip uzun Ankara düzlüğünde bu isimleri sıkıştırıp koşuyu kazanabilirler. Yarış içerisindeki jokeylerin yapacakları hamleler koşunun da gidişatını belirleyecek. Daha doğrusu koşunun kaderini belirleyecektir. Peki ağzına sağlık. O zaman biz notlarımıza evvela burada 3 numara Ghost Cat'i aldık. 3 Ghost Cat dedikten sonra 1 numara Şeref Han. Bu ikili ön planda ama devamında da 4 numara No Name Hero ve 6 numara Sharp Glass isimlerini
yazdık. 3-1-4-6 olarak bir kare as geldi. 4 isim yazdık. Ve böylelikle 8. koşu değerlendirmelerini tamamlamış olduk. Sevgili dostlar, Serkan Yıldız'la beraberiz. Serkan Yıldız Ankara değerlendirmelerini aktarıyor. Bizler de notlarımızı almaya devam ediyoruz ve Ankara'da son koşuya geçiş yapacağız kısa süre içerisinde. Ama öncesinde bir kez daha belirtmekte fayda var. Heyecan Ankara'dan sonra Adana ve Kocaeli'de de yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla bizler de Adana ve Kocaeli yayınlarımızı gerçekleştirdik. Özellikle Kocaeli yayınımız üyelere özeldi. Bomba, sprint ve tevzi seviye üyelere özel bir yayın olduğunu bir kez daha belirtelim ki hemen her gün en az bir yayınımızı üyelere özel olarak gerçekleştirme çabasındayız. Dolayısıyla sizler de kanalımıza bomba, sprint ve tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak işlem yapabileceğinizi belirtelim. Ve bir videomuz var bununla ilgili. O videoyu hemen bir paylaşacağım ki şunu belirtelim. Üyelikler, hani ben bir yayını izlemek için mi üye olmak durumundayım diye soran dostlarımız da oluyor. Hayır, üyelikler aylık olarak gerçekleşiyor ve bir üyelik gerçekleştirdiğinizde ay boyunca, üyeliğin süresi boyunca tüm ayrıcalıklardan, yani üyeliğinize bağlı, üyeliğinizin dahilinde tüm ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz. Hemen o videomuzu bir hatırlayalım. Ardından 9. koşuyla yolumuza devam edeceğiz. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Evet dostlar, dediğimiz gibi kanalımıza bomba, sprint ve tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz ve bizlere de destek verebilirsiniz. Ondan ziyade tabii desteğin küçüğü büyüğü olmaz diyoruz dostlar. En az bir beğeni yaparak da kanalımıza, yayınımıza destek verebilirsiniz. Daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz adına bu destekleriniz çok kıymetli. Hala abone değilseniz de abone olmak ücretsiz. Abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacak ve şimdi gidelim Serkan Yıldız 9. koşu değerlendirmelerini aktaracak. Sözü ona bırakacağım ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Altta bantta görüyorsunuz Twitter'da özellikle Serkan alt çizgi Crespo yazarak Twitter'dan takip etmenizde fayda var dostlar. Diğer günlerde de öne çıkarttığı isimleri paylaştığı şablonları, detayları görebilmeniz adına Serkan alt çizgi Crespo hesabından Serkan Yıldız'ı takip edebilirsiniz diyelim ve Serkan hocamızdan bugün şarkı dinleyemeyeceğiz malum yoğunluğundan dolayı ama bir başka yayında bir kez daha o güzel sesinden neşemizi bulacağız inşallah. Keyfimiz yerinde çok şükür ama yine onun sesiyle güzel bir akşam geçireceğiz. Serkan hocam, bunu özellikle söylüyorum çünkü aklımız hala o son söylediğin şarkılarda. Evet. Yani istiyorsan ses bayağı gitti ama... Ben seni hiç yormak istemem. Hiç yormak istemem. Hani özellikle Erkan abinin bir talebi vardı. Onun sözünü aldık senden. Hani hazır değilsen bir başka sefere. Hiç problem değil. Ama dinlemek istiyoruz seni. Evet. Peki. Yani inşallah istediği tamam. Şarkıyı da belirttiği zaman şey yapar söylersin. Tamam. Tamamdır. O zaman biz şimdi 9. koşu detaylarına geçiş yapalım. Hemen ben koşu detaylarını aktaracağım, ardından sözü sana bırakacağım. Şimdi baktığımızda kapanış şartlı 3 mücadeleyle olacak. 4 yaşlı Arapları 1500 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada toplam 12 isim koşuya kayıtlı ve aralarında Ecuri detayı var. 1 numara Ulusaba ve 12 numara Fundo Ecuri start alacaklar diyerek sözü bir kez daha Serkan Yıldız'a bırakalım ama özellikle burada sevgili Burak'tan gelen bir isim var. 8 numara Özar'ın kapanış benden gelsin demiş. Sen neler söylersin Serkan Yıldız? Evet. Şimdi senin demin dediğin noktaya küçük bir parantez açıp son koşuya geçeceğim. Yani bugün bir kupon yapmaya kalktığın zaman 200-250 lira civarına ancak bir kupon, yani vasat bir kupon bile orta seviye, yani bir şansın olması istedim. Hani bir heyecan yaşama veriyorsun yarış sever olarak, genel olarak konuşuyorum. Böyle bir güzel bir kanala yarış severler de eğer ki
yorumcularını beğeniyorsa, kendilerine katkı sunduğunu düşünüyorsa bir kupon parasıdır. Yani ben bilmiyorum üyelik seviyelerinin ne kadar olduğunu. Ama katkı sağladığını düşünüyorsa bir kupon yapmazsın. En azından bir ay boyunca, bir ay değil mi Cemil Hocam? Yanılıyorsam düzelt. Bir ay boyunca yarı severler tahminci dostlarımızın tahminlerinden faydalanabilir. Gayet güzel bir hizmet veriyorsun. Hiçbirini yapmayıp abone de olmayan yarı severler var ki gerçekten üzücü bir durum. Çünkü böyle güzel bir hizmeti aç bizde, abone olmayın kapat. Bu biraz emeğe saygısız oluyor. O yüzden yarı sever dostlar emeğe saygı duyuyor. İzledikleri zaman abone olup çevresindeki dostlara da önerirse senin gibi değerli bir dostumuzun kanalının da büyümesine. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Dedikten sonra sen de belirttin zaten. Twitter'da paylaşıyoruz biz de tahminlerimizi. Onun haricinde pazartesi ve salı günleri akşam gazetesinde köşe yazım var. Orada yazıyorum. Oradan dileyen yazı. Son köşeye geçelim istersen. 9.500 metre kum pistte gerçekleşecek. Şimdi bu koşuda şöyle bir detay dikkatimi çekiyor. Serkan Hocam ufak bir cızırtı var. Kulaklıkla ilgili mi? Kulaklık kullanıyor musun şu anda? Yok, kullanmıyorum. Biraz yaklaşma imkanı olur mu ekrana? Belki ondan bağlantılı olabilir. Evet. Biraz da böyle dinleyelim seni. Bilgisayardan belki geliyor olabilir ses, bilmiyorum. Biraz bir rüzgar sesi gibi bir cızırtı var ama hızlıca alabilirsek süper olur. Evet, bilgisayardan belki gelmiş olabilir. Son koşu için şunu söyleyeceğim. Ön tarafa gitmeyi seven çok isim var. Ulusaba, Kırçeri, Yağmur Güzeli, Şahkayra, hatta Funda, Koca Memik ön grup içerisinde gidebiliyor. Kılıç Osman. 6-7 tane isim saydım. Bu kadar çok ön tarafta gitmeyi seven ismin olduğu bir koşuda biraz daha yarışı gerilerde takip edebilecek isimlere şans verdim. 6 numara Boğaz çocuğuyla başlayacağım. Yarın son koşusundan kaldığı yerden devam edebilirse mutlak surette şanslı olacaktır Boğaz çocuğu. Islanan pistliğine olacaktır. Gidişat avantajı var. 2 numaralı Gökkara yarışı şöyle 7-8 gibi takip edip düzlük üzerinde arttıracağı ataklarıyla kazanabilir. 2. sırada şans verdim. 9 numara Şahkayra. Normalde yarışı önde kabulleniyor ama daha fazla isteyecek isimler var. Yani şöyle 4'e 5'e de yatabilir yarın. Düzlükte biraz daha liderliği alıp koparmaya çalışabilecektir yarışı. 9 numara Şahkayra. 3. sırada şans verdim. Yani 5 numara Yağmur Güzeli gidişat bu şekil olmasa belki banko önerirdim. Hani 2-3 tane daha 2-3 tane hani belki şansı olmasa da kayıtlı ön tarafı isteyen isimler var. Onlar olmasa belki stilinde birkaç isim olsa Yağmur Güzeli'ni banko bile önerebilirdim. Çok zaman zaman iyi yarışları mesafe ayırt etmeksizin yapabiliyor. 4. sırada yine de önerdim. Her ne kadar stil rakipleri olsa da gidişat dezavantajı olsa da. 4. sırada da cazip bir isim 10 numara Şendoğdu diyeceğim. 5. sırada değil mi? Aynen. Özür diliyorum. 6, 2, 9, 5. 5. sırada da 10 numaralı Şendoğdu. Önerdiğim isim olacak. 6-7 gidip düzlükte gelip hakim olabilir. Zaman zaman iyi yarışlara imza atıyor. Ve son olarak da yarın yarı severler bu ismi kesinlikle ihmal etmesin. Çok etkili bir yarış bekliyorum. Sebebi de son idman performansı, dereceleri, hazırlıkları gayet iyi. En önemlisi gidişat avantajı çok fazla. 8 numaralı Özarım'ın. Yarış kime koşulacak dersek en başlayacağı isimlerden bir tanesi 8 numaralı Özarım. Bunu da düşündüğümde kuponlarda mutlak surette bulunsun. Son ayakta şöyle 14-15 lira ganyanla gelip yarı severi sevindirebilir. 6, 2, 9, 5, 10 ve 8 benim son koştaki sıralam. Peki ağzına sağlık. Burak'tan 8 numaralı Özar'ın senin son sıradan önerdiğin isim oldu ama öncelikle hemen şöyle bir ses ayarımızı yapalım.
Evet, şu an sesim daha net geliyor. Özellikle burada 6 numara Boğaz Çocuğu senden gelen ilk isim olmuştu ki Boğaz Çocuğu da Abdullah Döngel'den geldi. Üstad şansı çok gibi geldi ne der demiş ki sen zaten ilk sıradan aktardın 6 numaralı Boğaz Çocuğu'nu. Hemen yanına 2 numara geldi Gökkara, ardından aşağıdan 9 numara Şahkayra, 5 numara Yağmur Güzeli, 10 numara geldi Şen Doğdu ve son olarak da 8 numara Özar'ın şeklinde notlarımızı aldık dostlar. Bir kez daha belirtelim, 6-2-9-5-10-8 dedik ve böylelikle son koşu değerlendirmeleri de tamamlandı. Serkan Usta'da emekleri için teşekkürler diyorum, bu güzel yorumları için inşallah şans yanımızda olur demiş Abdullah Döngel. Çok teşekkürler diyelim ve Serkan Hocam emeğine sağlık, ağzına sağlık. Sen yorumlarını aktardın, bizler notlarımızı aldık ve artık Ankara, Adana ve Kocaeli olarak heyecanı yaşamaya koyulacağız. Sözü son bölümde bir kez daha sana bırakalım. Eklemek istediğin bir detay var mı? Ondan ziyade yavaş yavaş son sözlerinde noktayı koyacağız. Evet, yani genel olarak detaylıca en ince noktasına kadar her türlü pist koşuluna göre yorumladık. Yarış severlere yorumların ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani başarılı oluruz, olmayız. Gelir iki tane, üç tane attığımız fotoda burnuna kaybeder. Olur üçte de kalabiliriz. Yarış tahminin içinde bunlar da var. Ama genel olarak ben yorumlardan, her zaman söylüyorum, yarış sever içinden çekecek cımbızla kendisine yarayan tahminleri çıkaracak. Ona göre kendi oyununu oluşturacak. Ben yorumların sağlayacağını ciddi anlamda düşünüyorum. Umarım öyle olur. Tahminlerimiz başarılı olur. Yine seviniriz. Geçen programdaki gibi. Peki, ağzına sağlık, emeğine sağlık Serkan Hocam. Son bölümü biraz hızlı geçeceğim çünkü biraz cızırtı devam ediyor. Dolayısıyla sana bir kez daha çok teşekkürlerimizi iletelim. Dostlarım seni Twitter'dan Serkan Altçizgi Crespo yazarak takip edebilirler. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım ve en yakın zamanda bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik teşekkürlerimizi iletelim sana. Ben teşekkür ediyorum Cemil Hocam, programına konuk ettin. Yarışsever dostlara da bu saate kadar takip eden, izleyen ve izleyecek olan yarışsever dostlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka programda umarım tekrardan bir arada oluruz diyerekten sözlerimi noktalayacağım. Teşekkürler, görüşmek üzere diyelim, hoşça kal. Sağ ol, teşekkürler. Evet dostlar, değerli yarış yorumcusu Serkan Yıldız bizimle beraberdi ve değerli yorumlarını aktardı Ankara özelinde. Bizler de aldık notlarımızı ve artık dediğimiz gibi Ankara, Adana ve Kocaeli olarak heyecanı yaşamaya koyulacağız. Özellikle pazar günü seçim olduğundan dolayı pazar planında yer alan İstanbul koşuları pazartesi gününe ve yine pazar Adana programı da salı gününe alındı dostlar. Dolayısıyla hani Ankara ve Kocaeli dışında bir de Adana olacak. Bunu bir kez daha belirtmiş olalım salı günü özelinde. Ve herkese şimdiden bol bol şans dileklerimizi iletelim. Dostlar, her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle hani bunun bir şans oyunu olduğunu, bir keyif oyunu olduğunu unutmayalım. Lütfen bütçelerimizi aşmadan oyunlara iştirak edelim. Hani madem oyun, her zaman var bu at yarışı. Dolayısıyla kendimizi üzmeyecek bütçelerle bir keyif oyunu olduğunu unutmadan iştirak edelim lütfen. Ve herkese bir kez daha bol şans dileklerimizi iletelim. Bir beğeni yaparak yayınımızı ön plana çıkartabilirsiniz. Daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz adına destekleriniz bizim için çok kıymetli. Hala abone değilseniz de kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ondan ziyade tabii katıl butonuna tıklayarak bomba, sprint ve tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek ayrıcalıklardan da faydalanabileceğinizi bir kez daha belirtelim dostlar. Ve bununla ilgili zaten kapanışı yaparken bir videomuz var. Onu ekrana vereceğim ve o videoyla kapanışı yapacağız. Ama biz öncesinde her zaman olduğu gibi kapanışta son sözlerimizi dile getirelim dostlar. Ve her zaman olduğu gibi kapanışta dile getirdiğimiz gibi dostlar ne diyoruz? At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre.
Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanın.